Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TET hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Atom periyodik tablo ünitesindeydik. Periyodik tablonun genel özelliklerini anlatıyorduk. Periyodik tablonun genel özellikleri, metallerin genel özellikleri. Arkadaşlarım, metallerin yüzeyleri parlaktır. Tel ve leve haline gelebilirler. Isı ve elektriği iyi iletirler. Bileşiklerinde artı değerlik alırlar. Kendi aralarında homojen karışım olan alaşımları oluştururlar. Ametallerle iyonik bileşik yaparlar. Oksijenli bileşikleri baziktir. İndirgen özellik gösterirler. Serbest halde tek atom halindeler. Civa sıvı diğerleri oda koşullarında nedir? Katı haldedir. Gelelim arkadaşlarım ametallerin genel özelliklerine. Ametaller tel ve leva haline gelmez. Isı ve elektriği iletmez. Bileşiklerinde artı ve eksi değerlik alabilirler. Kendi aralarında kovalent metallerle iyonik bileşik yaparlar. Oksijenli bileşikleri asidiktir, yükseltgen özellik gösterirler. Genellikle iki atomlu molekül halinde bulunurlar. Oda koşullarında katı olanı var, sıvı olanı var, gaz olanı var. Gelelim yarı metallerin genel özelliklerine. Yarı metallerimiz fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ametallere benzer. Isı ve elektrik iletkenlikleri ametallerden fazla metallerden azdır. Yüzeyleri parlak ya da mat olabilir. Tel ve levha haline gelebilirler. Kırılgan değiller, genellikle elektronik eşyalarda devre elemanı olarak kullanılır. Peki kimlerdi bizim sevgili arkadaşlar yarı metallerimiz? Yarı metallerimiz 5 bor, bor elementi, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür ve polonyumdu. Biz bunları kısaca nasıl sembol, nasıl şifreleriz arkadaşlar? Biz buna ne diyorduk? Diyorduk ki bora silah geliştirip astsubaylıktan subaylığa terfi etti Polonya'da. O zaman ne diyoruz? Bora silah geliştirip astsubaylıktan subaylığa terfi etti Polonya'da. Yarı metalleri bu şekilde ne yapabiliriz? Şifreleyebiliriz sevgili canlar. Geldik nereye? Asal gazların genel özelliklerine. Asal yani soy gazların genel özellikleri. Soy gazlarımız arkadaşlar oda koşullarında tek atomlu gaz halinde bulunurlar. Kararlı yapıdalar, oda koşullarında bileşik yapmazlar. Elektron almaya da verme eğilimleri yok. Kimyasal tepkimeye karşı ilgisizler, yani tepkimeye vermezler. Erime kaynama sıcaklıkları çok düşüktür. Son katmanlarında 8 elektron var. Yani değerlik elektron sayıları 8'dir. Kim hariç? Helyum. Helyumun değerlik elektron sayısı 2'di. Kripton ve ksenonun laboratuvar koşullarında elde edilen bazı bileşikleri vardır. Arkadaşlar... Tabii bu bileşikler laboratuvar koşullarında oluşturulur ama kararlı bileşikler değildir. Renksiz ve kokusuzdurlar. Metaller ile ilgili. Verilenlerden hangileri doğrudur? Sadece 1A, 2A, 3A grubunda bulunurlar. Arkadaşlar metallerin genellikle A grubu metalleri 1A, 2A, 3A'da yer alır. Ama 4A'da vesaire olan da var ama B gruplarını ne diyoruz? Mesela B gruplarının tamamı metaldir. Tamamı metaldir. O zaman arkadaşlar ne olur? İfademiz yanlış olur. Oda koşullarında civa hariç hepsi katıdır. Ki bu ifademiz ne olur? Doğrudur. Civa sıvı diğerlerinin hepsi katıdır. Kendi aralarında kovalent ametaller, arkadaşlar metaller kendi aralarında bileşik yapmazlar. Ametallerle iyonik bileşik yaparlar. O zaman doğru cevabım yalnız 2 olur.
metaller ile ilgili. Oksitleri baziktir. Doğru. Kendi aralarında alaşım yaparlar. Doğru. Elektrik iletkenlikleri kimyasal değil, fizikseldir. Çünkü arkadaşlar elektron hareketi var, iyon hareketi yok. Elektron hareketi olursa elektron hareketiyle elektrik iletkenliği fiziksel, ama iyon hareketiyle elektrik iletkenliği kimyasaldır. Mesela iyonik bileşiklerin sulu çözeltisi ya da sıvılarının elektrik iletkenliği gibi. O metaller ile ilgili tel velev haline gelemezler. Yükseltgen özellik gösterirler. Doğru. B grubunun tamamı ametal değil, metaldir. Tabii üstteki sorunun doğru cevabını yazmadık. Doğru cevabımız üstteki soru 1 ve 2 iken alttaki sorumuz yalnız 2 oldu. Arkadaşlar başka bir sorudayım. Ametaller ile ilgili oda koşullarında 2 atomlu molekül halinde bulunurlar. Doğru. Metallerle iyonik bileşik yaparlar. Doğru. Oksijenli bileşikleri ametallerin genellikle nedir? Asidiktir. O zaman doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Yarı metallerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Fiziksel özellikleri ametallere değil metallere, kimyasal özellikleri metallere değil ametallere benzer. Isı ve elektrik iletkenlikleri metalden az ama ametalden fazladır. Bu yüzden 1 ve 2. ifadelerim yanlış oldu. Genellikle elektronik eşyalarda devre elemanı olarak kullanılır ki bu ifadem doğru. Doğrum yalnız 3 olur. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hoşça kalın.